Sen de Mehmet'e bağlı dedin. Ha. Niye söylemediniz? Neyse abi, sana kısmetmiş. Herkes bir plaka almış. Oğlum sen ULC diyor, bu MMT diyor. Ama biz GMG aldık. Evet. Ortak projede böyle. Sen bu videonun başı çok karışık. Hadi Bursa'ya gidelim Mus. Sen anlamadın şimdi. Şimdi açılışı yapalım aynı. Bunu en başına koyacağım, sonra şimdi açılış asıl açılış. İşte diyorum ya Bursa'ya git. Hiçbir şey anlamadın, nereye gidiyoruz? Bursa'ya gidin, sen gel ya. O karışık. Evet Musa'cığım, mekana geldik. Aynen. Mekan güzel, fantastik. Mekan değişik. Mustafa abim de sağ olsun. Neşeli bir abimiz. Kesesine bereket. Yemeğimiz, İskenderimiz, her şeyi yedik. Tatlı yedin. Evet, fena yedin. Güzel yedik. Fena yedin. Şöyle değişik bir şekilde bir konsept var arkadaşlar içeride. Şu anda otomobil diyorsunan ama içeriye girdiğin zaman inanılmaz tedarik merkezi çıkıyor karşımıza. Evet. Deterjanlar içinden araba alıyoruz. Hiç deterjanlar içinden araba aldın mı? Tuz ruhu falan filan. Hiç almamıştık. Tertemiz bir araba aldık. Tertemiz bir araba aldık. Valla abi. Grisi de güzel. Belki rengini değiştirmeyiz. Belki değiştiririz. Bilmiyorum ama. Gel şimdi o zaman bu arabanın ne kadar temiz kaldığını sana göstereyim. Aynen. Temizliğin sırrı nedir? Nedir abi? Nedir abi? Deterjan bölümümüz, maske bölümümüz ve solamıza kadar, suyumuza kadar var. Tabii. Bir bölümde otomobiller var. Adaş, Mustafa abi. Yönetim kurulu başkanım. Abi yönetim kurulu başkanım böyle fantastik bir iş yeri kurmuş. Demiş ki bu gelen arabaları tuz ruhuna demiş batırın. Tertemiz kalsınlar. Arabayı çok fazla incelememize gerek yok. Şu arabanın bir plakasını takalım ama abi. Arkadaşlar, tabii ki proje arabamızı tanıtırken farklı ve fantastik olmasını hep dilerdik. Renkli olmasını hep diledik. Bu kez de renkli bir tanıtım istedim doğrusu. Lazer Show'a karar verdik. Sağ olsunlar geldiler. Abim çeşit çeşit makineler getirdi, irili ufaklı. Ve bunların içinden arabanın bütün çizgilerini çıkartıp Musa'ya, o güzel kameraya görsel şölen yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bittiği zaman gerçekten seyir zevki olan, farklı şekilde sunduğumuz bir araç olur diye düşünüyorum. Araç zaten güzel, rengi güzel. Body kit'i zaten güzel olacak inşallah arkadaşlar. Onu da bitirdiğimiz zaman nasıl tanıtacağız ben de bilmiyorum. Neler oluyor, neler bitiyor. Abiciğim böyle ara sıra bir değiştirebilir miyiz? Patron. Güzel oldu ya. İnşallah bittiği zaman arkadaşlar bambaşka şekilde sizlere sunacağız. Bakalım Musa, şimdilik hava soğuk, seni daha fazla yormayayım. Güzel güzel bitirdiğimiz zaman biraz da dışarıda çekeriz. Tabii. Hepsini toplarız. 5 dakikalık, 7 dakikalık bir video olur diye düşünüyorum. Herkese şimdiden teşekkürler. Umarım beğeneceğini düşündüğümüz farklı şekilde bir sunumla sizlerle olduğumuz için daha da bir mutlu, gururlu olacağız. Evet. Ankara soğudu Ankara'sa. Hadi bakalım.
Evet Musa. Tam böyle istediğin sessiz ve sakin bir ortamdayız. Beni sağa sola dağlara taşlara çıkaracaktın. Ama yemezler. Kendi iş yerimiz, yıllarımızı verdiğimiz 16. senemizde bitirdiğimiz kendi iş yerimizde, ofisimizde sana yeni proje aracını anlatayım. Zaten Porsche meraklı olan veya Porsche seven, sahip olmaya çalışan, sahip olan birçok insan zaten 911 Turbo S'in gerçekten o S harfinin ne kadar önemli olduğunu bilen bilir arkadaşlar. Oldukça zaten 0-100'ü iyi olan 3.7. Tabii ki bu fabrika verilene göre. İşte 100-200'ü çoğu spor arabaya göre ciddi ciddi şekilde iyi olan. Bizim en son sattığımız Nissan GT-R kadar iyi olmasa da standart bir araba için iyi. Çünkü diğer arabanın 100-200'ü 4.5 saniyede arkadaşlar. Her neyse baya baya bekledik. İş yeriydi. Hanımın arabasıydı. Oydu buydu derken anca bize sıra geldi. Tabii ki bu konuda da Oktay kardeşim Otobop beni hiç yalnız bırakmadı. Tam destek. Hadi Musti yapıyoruz Musti, alıyoruz Musti derken her türlü maddi manevi bana yapıştırdı. Dedi ki hadi Musti yollara çıkalım. Bursa'dan sana çok güzel bir araç buldum dedi. Araç 2014 model. Doğuş çıkışlı. 2022'ye kadar garantisi var. 19.000 kilometrede pırıl pırıl hiç kullanılmamış. Gerçekten temiz bakılmış bir araç. Üstündeki lastikler hala orijinal. Ama bundan sonraki hiç orijinal kalmayacak tabii ki. Ben önümüzdeki hafta piste gideceğim. Bir arabayı hırpalayacağım. Sonrasında şöyle bir yağları bir yer değiştirecek. Antiferizi, suyu bilmem neyi. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Arabayı bilen bilir. Porsche'un Turbo S modeli zaten Taycan'da da şu anda çıkan S'ler ki çok hızlı zaten. Porsche'un Jeep'inde de aynı şekilde. Cayenne'de ve Macan'da da hepsinde farklı bir özellik katıyor arkadaşlar. Hem beygir hem hızlanma hem şanzımanı çok farklı oluyor. Onun haricinde bizim için önemli olan aslında çok fazla teknik özelliği değil. Çünkü biz olayın teknik özelliğine değil dış görünüşüne, bodysine, işte rengine, tasarımına göre bakıyoruz. Zaten arkadaşlar biz bu arabayı bu şekilde kullanmayacağız. Bunu sizler de biliyorsunuz. Arabanın şu anda görmüş olduğunuz bu güzel çiziği, kırıl kırıl boyası, güzel cantları, frenleri, baştan aşağı bagaj kapağı, her şeyi. Kapı dönük, çamur, ön tampon, arka tampon, bagaj kapağı, cant, lastik hepsi değişecek. Git biraz geriye. Git. Sana ufak bir kutucuk göstereyim. Şu odayı görüyor musun? Evet. Oradaki bütün kutular var arabaya. Maşallah. Bir oda dolusu malzemesi var yani. Bir ara bir tane Serdar'ın arabası kadar body kit var orada. Hemen. Bayağı bir doldurdum. Arabaya niye böyle çılgın bir şey yapıyoruz? 50 tane dünyada üretilmiş limited edition tek artım body kitini niye getirdik? Önce arabayı almadık, önce body kiti aldık. Sonra hayali oradan devam ettik arkadaşlar. Ben de şunu biliyorum. Oktay sağ olsun, canı sağ olsun. RS6 aldım. Musti çok bindim dedi 1,5 ay sonra sattı. GTR aldım. Arabayı o kadar güzel yaptık. Buradan çıkardık. Cumartesi günüydü bak. Marşa bastım. Musti ne yapıyorsun dedi. GTR'ı satıyor musun? Müşterim var dedi. Hayırlı olsun dedi. Kapat. Ve şu anda bu araba dün de biraz Aykut da zorladı. Bir müşterisi var. Zorlanıyor. Yani bir videoyu bitirelim Allah'ın izniyle. Bir çekelim. Body kitini falan bir tıkalım. Sizlere de sunalım arkadaşlar. Rengi değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama gerçekten kısmetiyle derler ya. Alıyoruz gidiyor. Alıyoruz gidiyor. Dünyada 50 tane ve Türkiye'de tek. Türkiye'de tek bir araç kaplama olunca zamanında herkes yer. İlk biz kapladık, ilk bizimdir. Hiç bitmez ya ilkler. Bu yüzden hani artık bunlardan Musa'cığım bu tarz projelere çıktıktan sonra bahsetmeye gerek yok. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya. Herkes kendi reklamını, kendi PR'ını yapar. Bak plakayı bile 911 olmasa bile 91'ini aldım yani. Tam cuk diye otursun diye. Arabanın bir özelliği çok hoşuma gitti. Özellikle şu lipi. Elektronik olarak kaybettiğimiz için. Evet Musa, bu özellik tabii ki garajdan falan çıkarken böyle su bağırıcıydım ben zamanında. Daha da böyle yere yakınken hiç kırmamıştım karbon ipimi ama bu da oldukça hızlı. Sürtmesin diye yani. Yani sürtmesin olarak da düşünme. Hem hız açısından da, aerodinamiği açısından da hem ön lip hem de arka spoiler zaten yerinden rüzgara göre değişiyor. Bunu Almanlar boşuna yapmadı Musa. Ama evet. Ben de çok fazla böyle defter kitapta karıştırıp sana teknik bilgi veremem. Benim için ne? Dış görünüş. Body kit falan filan. Vay Oktay Bey gelmiş. Nasıl da seversin. Mehmet Bey geldi. Patron burada. Buyurun patron. Büyük patron. Kapıda karşılıyoruz abi valla. Ne haber kardeşim? İyi komşularımız abi, gelmiş. Komşularımız. Evet. Ne yapıyorsunuz siz? Abi yeni yazı yazmışsın. Vay. Yani şey oldu. Abiye de söylüyorum çok... anlamıyor. Yok. Güzel olmuş. Şimdi Oktay abi bizi geçti.
Bir dakika, önce konumuza gelelim. Evet. Dün benden habersiz çekimler yapmışsınız. Gönderme. Arabanın ruhsatı yok. Gittik kezdik, videoyu çektik. Benden habersiz çekim yapmışsınız. Yandınız. Sana ne verdik biliyor musun? Launch bölümünü sana verdik. Bundan sonraki o videonun launch'ı da sen kalkacaksın. İnşallah. Sıfır. Yanlayacağım. Sıfır. Vallahi bütün her yerini açıyorsun arabayı. Ya, tutuyor mu? Araba tutuyor. Ben onu tutmayan yerini biliyorum ama ben yerini biliyorum. Döneceğim. Yazık. Acıdım ben ya. Vallahi acımayacağım ben. Lastikler değişecek ki. He. O zaman pistte saklıyoruz seni. İnşallah pistte her şeyi yapacağız. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar kısmet bugün nereymiş? Biz hiç böyle spontane gelişen bir hayat şeyimiz oldu 2020'nin ortasından sonra. Beraber proje arabası yapalım dedi, kısmet oldu. Şimdi beraber ben iş yeri tutarken Oktay köşe başında böyle güzel bir iş yeri. Oraya bir gidelim. Tamam. Gel, orada da Cihan var, mimar. Biraz hızdırayım onu ben. Evet. Abi etiketi arkamdan ya bizim etiket, oğlum etiket benim hayatım ya. Seviyorsun etiketi. Seviyorum etiketi. Şimdi şöyle oldu. Buralardan giriş çıkış yoktu. Oktay bütün her şeyi yırttırdı, bir döktürdü buradan. Güzel bir giriş. Arabaların hepsi buralara dağılacak böyle. Musa şuralara güzel. Tabii ki Ayhan kardeşler, İsmail Denemen hayırlı olsun aldık malzemeleri. Evet. Burada özellikle söylüyoruz, hayırlı olsun'a sponsor. Bütün taşlarımız evet. Ayhan kardeşlerde. Ayhan kardeşler. Rüzgarların en büyük esnafı. Şu anda kendisi ata biniyor, biz burada çalışıyoruz. Rüzgarların en büyük esnafı. Bütün taşlar ondan. Tabelamızın karakterini değiştirmiyoruz herhalde böyle. Logomuz var ama yeni bir logomuz, onu içeride uygulayacağız. Dışarıda tabelada değil. Oktay abim böyle ayarsız işte. Kendi iş yeri ara sokaktaydı. Bir anda köşe başı dükkan oldu. Ama bir şey söyleyeyim abi, çok güzel harbiden. İnşallah. Mekan çok güzel. Abim daha çok meşhurmuş abi. Abi daha meşhurmuş. Ben değilim, o meşhur olan. Tabii öyle zaten. Abi o kamera sen bunları çek abi, bizi çekme ya. Yok abi. Belki size bekliyorum. Asıl emekçi olan sizsiniz, asıl çalışan sizsiniz. Allah razı olsun. Bak bize böyle bir tavan çıkardılar işte. Burada şairini anlatmak istemiş. Bittiği zaman hep beraber göreceğiz. Şair orada. Şair orada. Na tamam dükkanları alıp böyle tamamlamak gerçekten zor oluyor ama hayırlısı. Sen böyle bence var ya, bu katları böyle na tamam böyle al halini. Tamam. Sonra Aktay abine de güzel bir video yaparız değil mi? Yaparız tabii. Güzel olur. Before tamam. After burayı da al. Tamam. Sonrasını hallederiz. Hadi bakalım. Muhammed abin geldi Bursalardan, İstanbullardan. Durmuyor evet. Maşallah. Mostar Mimarlık Türkiye'nin her yerine el attı arkadaşlar. Bizi de el atmayı ihmal etmedi. Biliyorsunuz biz aylarca beklediğimiz projemiz istediğimiz gibi sonuçlanmadığı için, benim aklıma yatmadığı için kime niyet kime kısmet, Hair of İstanbul Fatih derken Fatih yönlendirdi buradan bana. Fatih abine çok selamlar. Fatih abine çok selamlar. Fatih proje beklerken benim projeye sıra geldi. Aramızda tek kalan Abdurrahman abi. Ondan sonra geri kalan bütün ekip arkadaşlarına elveda. Şimdi burada Musa'cığım birçok gerçekten yapabileceğimiz şeyler çıktı. Renderleri tam anlamıyla bitmese de sağ olsun bize arı gibi görmüş. Böyle petekleri falan yapmış ki Mustafa abi siz diyor arı gibi firmasınız, sürekli çalışıyorsunuz yazmış. Böyle bir tasarım gerçekleştirmiş. Allah utandırmaz da inşallah yarı yolda kalmazsak, çalışacağımız iş arkadaşlarımız, sponsorlarımız, bizimle çalışmak isteyenler varsa Mosta Mimarlığa ulaşır. Çözüm ortaklarıyla beraber çok farklı, Avrupa'dan daha da güzel, tadımlık, çok güzel bir şey yeri yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah 2021'e de bu şekilde girmeyi düşünüyoruz. Çünkü artık zaman geldi. Tabii. Biz de böyle ayağımız sürüyerek geldik derler ya, yan taraf geldi perdeci oluyor. Bu taraflar tutuldu, o tarafta 4 tane mağaza aynı marka oldu, bir tane iş yeri kaldı. 2015'ten bugüne her şey tutulmazken bir anda burası hareketlendi, çok farklı bir şey oldu. Logomuzu değiştirdik. İsmail sağ olsun güven memnuniyet garantiyi böyle bir tersledi. Güven memnuniyet garanti, garanti memnuniyet güven olduk. Evet. Öyle değil mi? Mantık öyle oldu. Böyle devam ediyoruz inşallah. Senin böyle renderlardan çekmek istediğin bir şeyler var mı? Çektik orayı, sen merak etme, bizde orası. Tabelalara falan sıra gelecek inşallah.
Marka Koç'un da güzel işler çıkarttı bu arada. Evet, gerçekten arkadaşlar Marka Koç'um İsmail'le çalışmak istiyorsanız kurumsal olabilecek en güzel, yani bir çay firmasının poşet çayından tut, birçok kurumsal kimlikler, tişörtler, ne bileyim abi ayakkabısından her şeyi yapıyor maşallah. Her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyor. Biz de burayı nasıl yapacağız düşünüyorum ben şimdi. O kadar Musa güzel şeyler var ki, evet. Maliyeti hakkında gerçekten daha şimdi bir şey çıkmadı. Ben muhtemelen Ali dayının böbreği vermeyi düşünüyorum. Senin böbreği de vereceğim. Benim böbrek bir işe yaramaz ama. 63 yaşından sonra böbrekler zaten bir işe yaramaz. Biz sanırım limitimizin oldukça üstüne çıkacağız şimdi. Baya baya üstüne çıkacağız. Ama TR'de değil, dünyada da değil, iddia ediyoruz. Bu projenin hiçbir yerde bir alıntısı bulunamaz. GMG garajı özel tasarlandı. Allah yolunu bahtını açık etsin. Her neyse arkadaşlar, tabii ki bu proje aracında tanıttık. Elimizden geldiğince montajladık. Tabii ki 2020 biterken de yeni işlerinde, yeni markamızla, yeni mimarlarımızla güzel şekilde sizlere ufak bir sunumda bulunduk. Hem Oktay'ın böyle güzel tatlı sohbetiyle hem onların işlerini çektik, hem kendi işlerimizi çektik. 2021'de neler olur neler biter bilinmez. Kimin ömrü nerede başlar nerede biter gerçekten bilinmiyor. Allah ol dediği zaman her şey oluyor. Bir saniye geç, bir saniye erken geldi mi herkes gidiyor. O yüzden önce hayırlı ömür versin. Güzel, sağlıklı, bereketli, güzel vatan millet olarak güzel zamanlar dilimi geçirelim inşallah. Bir dünya olarak hepimiz sıkıntılardan geçiyoruz. Covid'de ailesini, kardeşlerini, annesini, babasını kaybetmiş birçok insan oldu. Ölüm haktır, bahanesi budur, odur, kader denilir, odur, budur derken gelir gideriz. İnşallah biz de bu dünya telaşında bunlarla uğraşırken Allah bizi utandırmaz, boynumuzu eğmez. Kimseye de muhtaç etmeden güzel şekilde bereketli bol kazançlar yaparak, kazanarak buralara gelmeyi biz de istiyoruz. Yavaş yavaş emin adımlarla gidiyoruz. Sizlere de böyle güzel, özellikle şehir dışından gelen, dünyanın bir ucundan gelip bize sadece bir bardak çay içmeye gelen arkadaşlarımıza da güzel sunumlar yapmak istiyoruz. Ama en öncesinde kendim için gerçekten ihtiyacım olduğu 17 senelik Ostim'in arka sokağından çıkıp buraya gelmek, eşim ve çocuklarımın olduğu yerde yaşamak, evimiz çünkü birbirine çok yakın, onların büyüdüğünü görmek, kızımın servisten inip veya oğlumun servisten inip bana gelip baba ben geldim demeleri, işte hanımla iki bardak çay içmek, iki sohbet etmek, eş dost görmek benim için oldukça baya pozitif bir enerji olacak inşallah. Bizim de derdimiz ne abi? Huzurla, sağlıkla, güzel, bereketli ömürler geçirmek. Her şey gerçekten para da olmuyor. Parasız da bir şey olmuyor. Ama ayarında, tadında, tuzunda inşallah 2021'de sağlıkla güzel güzel zaman dilimleri geçirsiniz sevdiklerinizle. Hayallerin gerçekleştirmesi için mücadeleye devam. Gayreti bırakmayın. Tabii ki hiçbir zaman da duayı bırakmayın. Birbiriniz için habersiz yapabileceğiniz en güzel şey arkanızdan dua etmektir arkadaşlar. İnşallah hepimiz güzel şekilde güzel yerlerde görüşürüz. 2021'iz şimdiden güzel olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı, dolu dolu olsun diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum ve 2020'yi kapatıyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.